Masal keyfi. Bir varmış, bir yokmuş. Çok iyi kalpli kral ve kraliçe varmış. Bu iyi kalpli kral ve kraliçenin en çok istedikleri şey çocuklarının olmasıymış. Oh, her şey çok iyi, çok güzel. Eşim çok iyi, sarayım şahane. Ama bir de keşke çocuğum olsaydı. Çocuğumun olmasını gerçekten çok isterdim. Ben de çocuğumuzun olmasını istiyorum. Hayırlısıysa bir günü olur. Böyle şeylere canını sıkma şimdi. Hadi gel bahçeye çıkalım, temiz hava alalım. Ve beklenen gün gelmiş. Kral ve kraliçenin tatlı mı tatlı, sevimli mi sevimli bir kız çocukları olmuş. Kraliçe kızı olduğu için çok mutluymuş. Kral bu bebeğin şerefine büyük bir şölen düzenlemiş. Mutluluklarını paylaşmak için bütün halkı bu şölene davet etmişler. Kral ve kraliçenin bebeği olduğu için herkes çok sevinçliymiş. Bu büyük şölene ormanda yaşayan periler de davetliymiş. Şölende herkes sevinçle bebeğin doğumunu kutluyormuş. Sırayla tüm halk bebeğe hediyelerini vermiş. Ve sonra hediye verme sırası perilere gelmiş. Perilerin hepsi çok iyi kalpliymiş. Bütün perilerin yeni doğan prenses için güzel dilekleri varmış. Hediye verecek ilk peri benim. Hemen gidip hediyemi vereyim. Prensese hediye olarak güzel bir dilekte bulunacağım. Ne dileyeceğimi merak ediyor musunuz? Ben bu güzel prensesimiz için sevgi diliyorum. Herkesi çok sevsin. Ağaçları, çiçekleri sevsin. Hayvanları sevsin. Kendini sevsin. İnsanları sevsin. Çünkü sevgi çok değerli. Sevmek ve sevinmek çok güzel. Şölen çok eğlenceli geçiyormuş. Herkes çok mutluymuş. Benim dileğim prensesin çalışkan ve akıllı olması. Ben prensesim diye yatıp durmasın. Kendi ayakları üzerinde dursun, vaktini boşa harcamasın. Yemek yapmayı, temizlik yapmayı, dikiş dikmeyi öğrensin. Çok kitap okusun, kendini geliştirsin. En önemlisi de güzel bir meslek sahibi olsun. Sırayla tüm periler birbirinden güzel dileklerde bulunmuş.
Ben bu prensesimiz için saygı diliyorum. Çünkü saygılı olmak çok önemli. Tüm insanlara karşı saygılı ve hoşgörülü olsun. İnsanlara değer versin, onları küçük görmesin. Dünyada yaşayan milyonlarca insan var. Bu insanlar farklı dil, din, ırk ve kültüre sahip. Herkes birbirine karşı saygılı olmayı öğrenirse ve herkes birbirine hoşgörülü davranırsa dünya cennete döner. Saygılı ve hoşgörülü ol yavrum. Benim dileğim dürüstlük. Hiç yalan söylemesin. Doğru söylemek bazı durumlarda kendi aleyhine de olabilir. Bu durumda da doğruyu söylemeyi bırakmasın. Kendi lehine de olsa, aleyhine de olsa her zaman doğruyu söylesin. Çünkü yalan söylemek çok kötüdür. Doğru söylemek onu da daha değerli kılar. Benim dileğim prensesin vicdanlı olması. Zaman zaman insan doğru mu yanlış mı yaptığını bilemez. Bu durumda kendi iç sesini dinler. Bu iç ses vicdandır. İnsanın vicdanlı olması onu iyilik yapmaya sevk eder. Ben vicdanlı olmasını diliyorum. Toplamda 12 tane peri varmış. Sonraki peri prenses için mutluluk istemiş. Başka bir peri ise prenses için güzellik dilemiş. Hem kalbi hem yüzü güzel olsun istemiş. 11 peri de prenses için güzel dileklerde bulunmuş. Dilek dileme sırası son periye gelmiş. Son iyilik perisi dileğini dilemeden önce çok kötü bir şey olmuş. Bu şenliğe davet edilmeyen kötü peri saraya gelmiş. Görüyorum ki herkes burada. Herkes davet edilmiş. Neden ben davet edilmemişim? Ben davetsiz misafirim demek ki. O zaman ben de bir dilekte bulunayım. Eşsiz hediyemden sizi mahrum etmeyeceğim. Dünyalar güzeli prenses mutluluk içinde büyüsün. Herkes onu sevsin. Ona hayran olsun. Ama 25. yaş gününe geldiğinde eline bir dikiş iğnesi batsın ve sonsuza dek hayata gözlerini kapasın. Bu da benim sizin kızınıza hediyem ve beni çağırmamanızın cezası olsun. Şimdi ben siz eğlenmeye devam edin de göreyim bakayım. Kutlamaya çağrılmayan bu kötü peri şenliği mahvetmiş ve gitmiş. Ama şenlikte dileğini dilemeyen bir peri daha varmış. Bu da iyilik perisiymiş. Ben bu kötü dileği tamamen yok edemem.
ama onu değiştirebilirim. Bu kötü durumu çözmek için elimden geleni yapacağım. Lütfen biraz düşünmem için bana izin verin. Ne yapabilirim acaba? Ne yapabilirim de bu durumu düzeltebilirim? Ne yapsam ki? En iyisi olmalı, en iyisini yapmalıyım. Bu kıza yardım etmeliyim. Ne yapmalıyım, ne yapmalıyım? Ne yapsam acaba? Bu kötü dileği değiştirmeyi çok isterdim. Değiştiremiyorum ama etkisini azaltacağım. Eline iğne battığında sonsuza dek gözlerini hayata kapatmasın. Sadece uyusun. Ve uygun bir şekilde, uygun güzel bir zamanda tekrar uyansın. Dileyebileceğim en iyi dilek bu. Ve aradan yıllar geçmiş. Küçük prenses büyümüş. Annesi ve babası onu çok seviyormuş. Amanda, aman ne yapıyormuş benim güzel kızım? Canım kızım benim, güzel prensesim. Hanimmiş, gel öpeyim bakayım. Ne de tatlı oldun sen, böyle insan öpmeye doyamıyor. Bir de şuradan öpeyim. Canım kızım. Kral ve kraliçe bir çözüm bulmuş. Tüm ülkedeki iğneleri toplatmışlar. Böylece prensesin eline iğne hiçbir zaman batmayacakmış ve kötü büyünün etkisi olmayacakmış. Prenses 25. yaş gününe girdiğinde iğnelerin olduğu odayı bulmuş, merak etmiş ve içeriye girmiş ve orada iğneleri görmüş. Çok şaşırmış. Bu da ne böyle acaba? Hayatım boyunca hiç görmedim. Ne kadar değişik bir şeymiş bu böyle. Ve tam o sırada prensesin eline iğne batmış ve prensesin çok uykusu gelmiş. Aniden ne çok uykum geldi. Uyumamak için zor duruyorum resmen. En azından yatağıma gidip uyusaydım. Kalkayım. Prenses ne kadar uykuya dirense de yatağına gidememiş ve oracıkta uyuyakalmış. Prensesi bulan saray görevlileri prensesi yatağına götürmüş. Kral ve kraliçenin, hatta tüm halkın korktuğu şey olmuş ve prenses 100 yıllık bir uykuya dalmış. Ama uykuya dalan sadece prenses değilmiş. Kısa bir süre sonra saraydaki herkes olduğu yerde uyumaya başlamış. Tüm halk, hatta hayvanlar bile uyumuş. Ve tabii kral ve kraliçe de uyumuş. On yıl sonra elli yıl sonra
100 yıl sonra. Aradan tam 100 yıl geçmiş. Ve bir gün bir prens bu ülkeye gelmiş. Bu prens uzaklarda çalılarla, sarmaşıklarla kaplı bir saray görmüş. Bu sarayı çok merak etmiş ve kılıcıyla çalıları keserek saraya ulaşmış. Sarayı dolaşmış, herkesin her şeyin uyuduğunu görmüş ve bu duruma çok şaşırmış. Daha sonra kapısı yarım açık bir oda görmüş ve bu odaya gitmiş. Bu oda prensesin odasıymış. Prenses çok güzel bir yatakta uyuyormuş. Prens yatağa yaklaşmış. Güzeller güzeli prensese bakmış. Uyuyan güzel sensin demek ki. Ne kadar da güzelsin. Prens, prensesin alnına bir öpücük kondurmuş. O anda büyü bozulmuş ve prenses gözlerini açmış. Aa, kaç dakika uyumuşum ben böyle acaba? O sırada prenses prensi görmüş. Sen de kimsin? Neden buradasın? Yakışıklı prens prensese her şeyi anlatmış ve onunla evlenmek istediğini söylemiş. Benimle evlenir misin prenses? Prenses evlenme teklifini kabul etmiş. Ve zamanla annesi, babası ve bütün halk ve bütün hayvanlar uyanmış. Hayat kaldığı yerden devam ediyormuş. Sanki hiç 100 yıl geçmemiş gibiymiş. Prenses gerçekten çok güzelmiş. Aynı zamanda akıllıymış. Ve çok mutluymuş. Hayatı boyunca her zaman çok çalışkan olmuş. İnsanlara hoşgörülü yaklaşmış. Sevgi doluymuş. 40 gün 40 gece düğün yapmışlar. Burada da masal bitmiş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Uyuyan güzel, daha sonraki yıllarda çok çalışıp bir meslek sahibi olmuş. Sizce mesleği ne olmuştur? Yorumlara yazabilirsiniz. Masalın devamını sizlerin hayal gücüne bırakıyoruz. Ben bu güzel prensesimiz için sevgi diliyorum. Herkesi çok sevsin. Ağaçları, çiçekleri sevsin. Hayvanları sevsin. İnsanları sevsin. Kendisini sevsin. Çünkü sevgi çok değerli. Çünkü sevmek ve sevilmek çok güzel. Ben bu prensesimiz için saygı diliyorum. Çünkü saygılı olmak çok önemli. İnsanlara değer versin, onları küçük görmesin. Ve hoşgörülü olsun. Dünyada yaşayan milyonlarca insan var. Bu insanlar farklı dil, din, ırk ve kültüre sahipler. Eğer herkes birbirine saygılı olmayı öğrenseydi, dünya cennete dönerdi. Benim dileğim
prensesin vicdanlı olması. Çünkü zaman zaman insan doğru mu yanlış mı yaptığına karar veremez. Bu durumda kendi iç sesini dinler. Bu iç ses vicdandır. İnsanın vicdanlı olması onu iyilik yapmaya sevk eder. Bu kızımızın vicdanlı ve iyiliksever olmasını diliyorum. Benim dileğim dürüstlük. Hiç yalan söylemesin. Doğruyu söylemek bazı durumlarda kendi aleyhine de olabilir. Bu durumda da doğruyu söylemeyi bırakmasın. Kendi lehine de olsa, aleyhine de olsa her zaman doğruyu söylesin. Çünkü yalan söylemek çok kötüdür. Doğru söylemek onu daha değerli kılar. Benim dileğim prensesin akıllı ve çalışkan olması. Öyle ben prensesim diye yatıp durmasın. Kendi ayakları üstünde dursun. Gündelik işlerini kendisi yapabilsin. Yemek yapmayı, temizlik yapmayı, dikiş dikmeyi öğrensin. Çok kitap okusun, kendini geliştirsin ve güzel bir meslek sahibi olsun. YouTube Masal Keyfi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Masal Keyfi.